Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim. Aa şey, ya kusura bakma, ben ilgilenemedim yine seninle. Ne yaptın ev işini? Kontratı yaptım. Yaptın mı? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ustalar burada, işte boya badana yapılıyor, temizlik yapılacak. Ondan sonra rahatça taşınabilirim. Güzel. Şey, geleyim mi evi görmeye, yani müsaitsen? Nasıl yani, sen işte değil misin? Şey, izindeyim. Aa, öyle mi? Tamam, olur. Olur, sen gel o zaman. Zaten benim sana konuşmak istediğim bir konu var. Tamam, birazdan oradayım. Hadi bir mola verin, birer çay için. Sağ olun. Afiyet olsun. Pek de bir şey kalmadı ha? Kalmadı ya. Akşam biter, merak etmeyin. Elinize sağlık. Ha Demir, gelsene. Kolay gelsin. Eyvallah. Çay içer misin? Yok yok, sağ ol. Canan, biz de iki dakika hava alalım. Müsaade edin. De gayet güzel gözüküyor. Yeri de iyi. Allah Müfide teyze sağ olsun. Kadının hakkını ödeyemem. Nasıl mübarek bir insansa ben de tanımış kadar oldum. Güzel burası. Güle güle otur. Beni de içmesin de. Demir. Ben Cemal Bey'le karşılaştım. Ve? Ve yüzü çok kötü görünüyordu. Demir, neden yaptın bunu? Ya adamı tanımıyorsun bile. Sadece benimle konuştu diye. Demir, bana söylemediğim şeyler mi var? Şu an anlatamam ama bil ki az bile yaptım. Ne demek az yaptım? Adamın neredeyse burnunu kırıyormuşsun Demir. Az işte, o bile az. Hak etti çünkü. Neyi hak etti? Ne yaptı ki? Demir, niye böyle yapıyorsun? Niye benden uzak duruyorsun? Ben sana yaklaşmaya çalıştıkça, size yaklaşmaya çalıştıkça hayır, sen... Öyle bir şey yaptım yok. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım ama şu an değil. Biraz zaman ver bana ne olur. Asu, dava falan, böyle kafam karmakarışık zaten. Demir, bana söylemediğin başka şeyler mi var? Yok. Emin misin? Eminim. Evet. Alayım istersen. Yok sağ ol, ben zaten buradan kliniğe geçeceğim. Peki, o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun lan sen burada? Yok ya şeyle Candan'la bir konuşmaya geldim de. Oğlum Candan'la konuşmaya mı geldin? He söylemedim oğlum sana kızarsın diye. Şimdi kızdım Uğur. Ya niye söylemiyorsun sen? Delirtecek misin beni? Niye söylemiyorsun oğlum? Ne konuştun? Oğlum ne söyledin Candan'a? Tabii bir şey değil ya işte şey öyle şey yapma yani yap. Dur ya, önemli bir şey anlatacağım sana. Ne anlatacaksın sana ya? Ya bir bunlar eksikti ya. Vay 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 vay, kimler gelmiş ya? Haber verseydiniz canım kardeşlerimi, ben evde beklerdim. Biz git Cemal, sana gelmedik. Aa Demir, kalbimi kırıyorsun ama. Aa kime gelmiş olabilirler acaba? Candan'a? Ya Cemal'in Candan'a akıttığı zehri temizlemeye geldi. Ne? Candan Hanım'ı Demir konusunda biraz bilgilendirdim de. Yeter lan artık. Yeter lan! Yeter hayatımızdan lan! Lan oğlum bak! Oğlum sakin ol! Cemal ne yapıyorsun ya? Geç şuraya! Cemal! Yeter hayatımızdan! Lan oğlum akıllı ol! Cemal ne yapıyorsun? Cemal! Ah Candan geldi. Senle konuşmaya geldim, karşımıza çıktılar.
Siz tanışıyormuşsunuz. O gün benim yanımda yeni tanışıyor gibi yaptınız. Ne oldu? Sonra çok eğlendiniz mi arkamdan ha? Candan, Candan, Candan bir dur. Bir dur. Şey... Ya konuşamadık. Dün Öykü vardı. İçeride konuşalım mı? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Demir. Oo, Candan vurdu, gol oldu. Ne bakıyorsun ya? Çok güzel laf çaktı. Sen karışma. Aa, ben sana anlatmadım mı bu adamın ne malı olduğunu ha? Sen de mi konuştun Candan'la? Manyak. Konuştuk tabii, ne olacak? Daha ne kadar kandıracaksın sen Candan Hanım'ı? Senin de ne olduğunu biliyorum artık. Hiçbirinizin birbirinizden bir farkı yok. Hepiniz aynısınız. Ama bu aranızdaki bu iğrenç ilişkiye beni bulaştırmayın artık, tamam mı? Yeter. Candan. Yalnız kadın haklı beyler, bence olaysız dağılalım. Zaten ıslandık. Cemal, senin de bana ne anlatacağını anladım. Sonra görüşürüz, hadi eyvallah. Sağ ol, hakim bey. Sağ ol. Hadi benim. Şey, ben bir arkadaşı göreceğim. Cezaevine gideceğiz. Tamam, kaç. Yani serbest kaldık sonuçta. Hemen geliyorum. Candan. Çok teşekkür ederim. Bize avukat tuttun. Öykü'yle ilgilendin, hakkını ödeyemem. Demir, bana teşekkür etme. Ben ne yaptıysam Öykü için yaptım. Ama bundan sonra böyle devam edemezsin, biliyorsun değil mi? Yani yeni bir hayat kurman lazım kendine. Biliyorum, biliyorum. Ay ben vallahi tutamıyorum kendimi. Ben öpeceğim kardeşim. Vallahi öpeceğim, billahi öpeceğim ben ya. Tamam. Yok, tamam değil. Sen bizim kurtarıcı meleğimizsin ya. Sen bizi kurtardın, sen bizim canımızsın, ciğerimizsin, candanımızsın. Tamam, baksana kadın. Tamam, bak çağırıyorlar. Ben ne yaptıysam Öykü için yaptım dediğim gibi. Tamam, cezaevine gidip imza atacağız, sonra Öykü'ye gideriz değil mi? Öykü'ye gideriz beraber. Tamam. Ben çok teşekkür ederim size Burcu Hanım. Yani ben Öykü'yü eve götürmeden önce özellikle gelip teşekkür etmek istedim. Hakkınızı ödeyemem. Yani ben yokken burada kızıma kol kanat gerdiniz. Çok sağ olun. Eve götürmeden mi dediniz? Hı hı. Demir Bey, yalnız öyle hemen eve götüremezsiniz Öykü'yü. Neden Burcu Hanım? Çünkü velayeti sizde değil, annesinde. Ya tamam işte. Anne kaçtı, Asu kaçtı gitti. Kızım bana kaldı. Değil mi? Biliyorum ama velayetin el değiştirmesi için davanın tekrar görülmesi gerekir. Annenin kaçtığının ispatı ve hakimin kararı gerekir. Bunlar olmadan Öykü'yü size vermem mümkün değil. Ben anlamadım Burcu Hanım. Ne davası, ne olacak davada? Yani velayeti tekrar bana vermek için ne isteyecekler? Ben anlamadım gerçekten. Bildiğim kadarıyla uygun şartları yerine getirmeniz yeterli olacaktır. Ben onun babasıyım işte. Bundan güzel şart mı olur? Ama bazen hakimler anne ya da babaya vermeyebiliyor velayeti. Sizin şartlarınızı değerlendireceklerdir. Ne şartı değerlendirecekler ya? Ne şartı şurtuymuş be, anlamadım. Düzenli bir aile hayatı ve Öykü'ye bakabileceğinize ikna olması lazım hakim. Ben anlamıyorum ama yine ya, ben buradayım. Kızım da burada, ben alıp götüremiyor muyum şimdi? Demir anlattı ya Burcu Hanım. Anladım anlattığını da, yani saçmalık. Tamam, sen bir sakin ol istersen. Burcu Hanım, biz şimdi görebiliyor muyuz Öykü'yü peki? Tabii, arkadaşlar yardımcı olsun size. Öykücüğüm, ziyaretçin var. Candan ablam mı? Gel kendin bak bence. Baba? Şşşt! Babacığım! Babacığım! Ben seni çok özledim baba. Ben seni çok özledim.
Biliyordum. Ben almaya geleceğinizi biliyordum. Beni bırakmayacağını biliyordum babacığım. Ben seni bırakır mıyım kızım hiç ha? Hadi o zaman hemen eve gidelim. Ben eşyalarımı hazırladım zaten. Hazır duruyor. Ben alıp geliyorum, tamam mı? Öykü bir dur. Öykü. Öykü. Ben senin geleceğini bildiğim için çok fazla eşyamı dağıtmadım. Hepsi burada. Kızım. Bir de benimle dalga geçiyorlar babam beni almaya gelecek deyince. Ben bilmiyor muyum sanki benim babamın beni alacağını? Kızım. Kızım Öykü, Öykü. Benim babam onların babasına benzemez. Al bakalım babacığım şunu. Kızım. Kızım bir dur. Ne oldu, niye? Kızım bir dur, bir dur. Niye baba? Ne oldu baba? Baba ne olduğunu söyler misin? Senin velayetin bende olmadığı için alamıyormuşum seni. Nasıl ya? Sen benim babam değil misin? Niye alamıyorsun beni? Babanım tabii ki ama yani yeniden dava açılacakmış. Hakim yeniden karar verecekmiş. Ne davası ya? Ben dava falan istemiyorum. Alıp götürsene beni baba. Kızım sakin ol, alacağım, alacağım. Söz veriyorum, alacağım. Sen beni burada bırakacaksın değil mi? Sen bana yalan söyledin değil mi? Kızım. Sen beni burada bırakacaksın. Sen beni burada bırakacaksın. Öykücüğüm. Baba. Öykücüğüm. Bak yurttan çıkabilmen için babanın anlattığı gibi yapmamız. Ya hep bir şey diyorsunuz ya. Hep bir şey diyorsunuz. Hep yalan söylüyorsunuz. Sen beni istemiyorsun. Ben anladım artık, ben burada kalacağım. Tekin babaya. Kızım. Kızım, kızım. Kızım, seni nasıl istemem ben ha? Ben babanım senin. Seni alacağım buradan. Sana söz veriyorum, alacağım. Kızım, yapma. Yapma ne olur. Baba. Alacağım seni. Allah'ım ya Rabbim ya. Yok ben gidip alacağım kızımı. Ya Demir yapma, alamazsın. Duymadın mı Burcu Hanım dediklerini? Ya babasıyım ben ama çok saçma. Ya Demir ne saçmalığı, kanun diye bir şey var. Ya sen önemsemiyor olabilirsin belki, öyle kafamıza ereseni yapamıyoruz. Ya Candan ne diyorsun sen? Babasıyım diyorum, babasıyım. Demir sana çocuk vermemekte o kadar aklın var ki. Ne demekmiş o? E şurada bile olay çıkarmaya çalışıyorsun. Ha olay çıkaran benim. Beni ben çıkarıyorum olay yani. Ya aferin. Evet. Evet yani bunu yapmanın şurada kime ne faydası var şu an? Ya tamam ya, senin için hava hoş zaten. Sen anlamazsın şu an benim ne çektiğimi. Anlamam öyle mi? Niye anlamam? Anne olmadığım için mi? Ben istemiyor muyum o çocuğun buradan çıkmasını, eve gidip mutlu olmasını? Kanmam yok diye üzülmüyor muyum Demir? Ben o kadar uğraştım ya seni içeriden çıkarmak için. Özür dilerim. Kusura bakma, özür dilerim. Candan, Candan, Candan özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim, saçmaladım yine. Niye böyleyim bilmiyorum, özür dilerim ama. Kusura bakma. Oturalım mı biraz, konuşuruz. Olur. Sen ortadan kaybolunca ben çok düşündüm Öykü nasıl alabilirim diye. Ama neymiş? İşte kan bağım yokmuş, evli değilmişim. E Asu'ya bakalım mesela, kan bağı var. Evet ama yani kendi çocuğunu ortada bırakıp bastı gitti kadın yani. Bazı şeyleri anlamıyorum ben, çok saçma. Bir dakika ya. Sende kan bağı var ama şartlar uygun değil. Bende de bütün şartlar var ama kan bağım yok. Yani anlamadım. Buldum Demir, buldum. Neyi buldun?
Öykü'yü nasıl alabileceğimizi. Nasıl? Evleneceğiz. Ha? Senle ben evlenirsek Öykü'yü alabileceğiz. Yani ben bunu daha önce de düşündüm aslında, biliyorsun yani Murat'la. Ama o iş biraz zor olacaktı. O yüzden doğru insan sensin benim için. Yani şey, Öykü'yü alabilmek için doğru insan sensin. O yüzden evlenelim biz. Demir, benimle evlenir misin? Evet. Evet, 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 tabii ki. Tabii ki, evet. Demir, yalnız bunun bir formalite, evet, evlilik olduğunu farkındasın değil mi? Yani bu şey, yani gerçek değil. Yani senle ben, biz ikimiz zaten şey, mümkün değil mümkün yani. Mümkün değil, tabii tabii. Ha. Yani ben de Öykü'yü alacağız ya, onun heyecanı içinde kalktım, ayaklandım yani. Evet. Evet. Bir de şey ya, geçen gün söylediklerin var ya. Hangi söylediklerin? Dükkana geldin yani. Ha, ama duygularınla ilgili. Saçmaladım falan. Yani gerçek değildi onlar yani. Saçmaydı. Nasıl yani? Yani o anlık, o mekanın içinde o çok yersizdi, çok gereksizdi yani. O başka bir yer. Ben yani unutalım yani. Aynen, unutalım. Aynen. Aynen. Ya bence de şey yapalım. Unutalım. Aynen, unutalım. Hiç olmamış gibi biz Öykü'ye konsantre olalım. Devam edelim aynen. O şekilde. Aynen. Tamam. O zaman tamam. Hemen Yıldırım nikah yapalım o zaman. Yıldıralım. Tamam. Tamam, süper. Ben o zaman şeylere bakayım, belgelere bakayım. Tamam, yani tamam. Ne lazım falan. Tamam. Şöyle. Şimdi evlenmek için gereken belgeler. Kim? Hah. İyi, kolaymış. Öyle aman aman bir şey yok yani. Biz bunları bugün halledersek yarın kıyarız nikah. Sonra da bir an önce alırız Öykü'yü. Evet. Süper. Süper. Cemal. Günaydın. Günaydın, girsene. Yok, ben hiç girmeyeyim. Sen çık bence. Ha, tamam, tamam. Ben de böyle takım falan giydim ama. Yani formalite sonuçta ama ya iyi olmuş. İyi olmuşsun böyle. Çok güzel olmuşsun. Yani şey, giyim anlamında, formaliteden tabii. Yok yani zaten güzelsin de hani giyimsel olarak da. Neyse çıkalım mı? Hı hı. Tamam. Çıkalım. Hadi. Faydasız nasihatler, ne söylesem boşuna. Şu divane gönlüm rüyada. Sanki başka dünyadan ışınlandı dünyama. O uzaydan ben Alaturka. Yüreğime sorsalar hapis kalmış burada. Kaçacak ilk çıkan fırsatta. Beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan. Gözlerim ışıklarında. Yandım diyare. Bulsak bir çare. Ah onu istiyor gönül. Deli divane. Ah onu istiyor gönül. Deli divane. Yandım diyare. Evet, buyurun prenses.
Hadi güzel kızım. Daha ilk günden başla. Baba toplar nasıl olsa değil mi? Baba olmak kolay değil. Ya evimi çok özlemişim ya. Allah ben de özlemişim ya. Hoppa. Beni almaya geleceğinizi biliyordum. Ama korktum. Yani buraya gelemeyeceğiz diye. Evimize yani. Ben sana söz vermemiş miydim? Ben sana söz verdim. Bak aldık seni işte. Artık kötü günler geride kaldı. Şu anda rüyada değiliz değil mi? Değiliz. Gerçekten mi? Rüyada olduğumuzu mu düşünmüş? Hı? Şunu hissediyor musun? Evet. Hissediyor musun? Baba, evet. Gıdıklanıyor musun sen? Baba, Allah'ım. Gıdıklanıyor musun sen? Gıdıklanıyor musun sen? Duymadım, duymadım, duymadım. Ha? Gıdıklanıyor musun? O zaman rüyada değilsin. Tamam, inandım. Canan abla, ben en çok neye şaşırıyorum hala biliyor musun? Ne kuzum? Sizin evli olmanıza. Ya evet, ben de şaşırıyorum hala. Keşke beni de nikaha çağırsaydınız. Kızım biz sürpriz yapalım dedik sana. Ben zaten ta baştan beri anlamıştım sizin birbirinize aşık olduğunuzu. İyi. Nasıl yani? Bayağı. Öykü. Aslında biz... baba, sen ilk gördüğünden beri Candan ablama aşıktın zaten. Candan ablamın da sonra sana aşık olduğunu ben anladım. ben şey yapayım o zaman ya. Ben yemek yapayım bize. Tamam, ben de o zaman sana şey yemeğe yardımcı yapayım. Aynen, çok iyi fikir. Tamam, o zaman beraber yaparız. Ben şimdi bir başlayayım, sen gelirsin o zaman. Ben... Evet. Şişt, bana bak. Artık normal hayatımıza döndük. Öyle okulum okulu asmayacak yok. Derslerin çalışılacak, tamam mı? Tamam. Tamam, gidelim. Hadi bakalım, kalk. Kalk. Baba, tamam kalk, ya. Kalk, doğru derslere. Ne yapacaksın? Köfte patates yapayım diyorum. Tamam, ben şey yapayım, tavayı o zaman çıkarayım. Diyorum ben. Hı hı. Sabahta erkenden gelir öyküyü görürüm. Hı hı. Tamam. İşten çıkınca falan da işte arada böyle gelirim. Öyle öyle idare ederiz. Olsun. Yani sonuçta evlendik diye burada yaşayacak halin yok. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.